Aradan tam 3 yıl geçti ve AirPods Pro 2'ye sonunda kavuştuk. Bugün bu içerikte birinci nesil ve ikinci nesil arasındaki farklılıklara bakacağız. Yenilikler neler gelmiş onları konuşacağız. Aynı zamanda birçok platformdan kullanıcı sorularını topladım. Onları da olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Gelin başlayalım. İkinci nesile yeni gelen özelliklerle başlayalım. Bildiğiniz gibi ilk nesilde müziği duraklatma, çalma, ileri ya da geri atlama gibi seçenekler vardı. Şimdi bu yeni özellik sayesinde müziğin ses düzeyini yükseltip alçaltabiliyoruz. Yani telefonunuzu elinize almadan kulaklık sayesinde sese direkt müdahale edebiliyorsunuz. Yeni kutunun tasarımına geçelim. Yeni eklenmiş hoparlörümüz var. Yani kutu kaybolduğunda, pil azaldığında ya da eşleşme tamamlandığında bize sesle uyarı veriyor. Şöyle bir özellik var. Eğer bu kutu seslerinden rahatsız olursanız telefonun ayarlarından girerek de onu kapatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu eski nesilde bu özelliği sayesinde bir şekilde AirPods'a ulaşabiliyorduk. Ama çıkan ses çok düşüktü. O yüzden gerçekten de sadece konumdan bulmaya çalışıyorduk. Ama bu yeni nesilde çıkan ses gerçekten çok yüksek ve bu özelliği sayesinde bu yönlendirmelerle daha kısa sürede yerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu AirPods Pro 2'nin kutusunu değil de işte kulaklıklarını da kaybettiniz diyelim. Aynı şekilde ikisi de ses çıkardığı için yine kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Sol tarafına baktığımızda askı takma yeri yapmışlar. O kordonu bağladığınızda çantanıza ya da işte bir aksesuarınıza takıp dolaşabiliyorsunuz. İki kutuyu kıyasladığımızda öne çıkan farklılıklar bu şekildeydi. Aynı zamanda kutunun içerisinden bu sefer bize yeni bir kulak ucu boyutu çıkıyor. O da X-Small. Ben bu yeniliği çok sevdim. Benim gibi small boyutta işte bir kulak ucu bulmakta zorlananlar için açıkçası güzel bir yenilik olmuş. Buradan da kulağınız için uygun olan boyutu seçebiliyorsunuz. Şimdi telefonun içindeki ayarlara bakalım isterseniz. Ben zaten bu telefona önceden bu AirPods'u bağlamıştım. Şimdi ayarlardan kulaklığın size birkaç daha özelliğini göstermek istiyorum. Burada kulaklık ucu uyum testi yapabiliyorsunuz. Hem ses kalitenize hem de gürültü engellemenin daha iyi çalışması için kulak uçlarının sizin kulağınıza göre tam oturması gerekiyor. Bu yüzden ben kulaklık ucu uyum testi yapacağım. Şu an bir müzik çalıyor. Bekliyoruz. Kulak ucu uyum sonuçlarında kulağa iyi yerleşti şeklinde sonucumu aldım. O yüzden artık rahat rahat, gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Onun dışında işte uyarlanabilir şeffaflık, bunu birazdan anlatacağım. Otomatik kulak algılama gibi uzamsal ses, bunları kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Biraz teknik özelliklere de alalım. AirPods Pro 2. nesil bildiğiniz gibi yeni H2 çiplerle birlikte geliyor. İlk nesil 2019'da tanıtılmıştı. Yani daha iyi bir gürültü engelleme, daha verimli bir pil, daha net berrak seslere kavuşmuş olduk. Bildiğiniz gibi kulaklıklarda her ses düzeyinde aynı kalitede ses kalitesini alamayabiliyoruz. Apple'ın bu yeni iyileştirmesiyle birlikte artık daha net tizler ve daha derin basları daha iyi bir şekilde duymasına imkan verildiğini söylüyor. Şimdi gelelim benim en çok kullanmayı sevdiğim kısma, yani şeffaflık moduna. Artık yeni nesilde bu özellik uyarlanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Örnek veriyorum, yoğun bir inşaat alanından geçiyorsunuz. O sırada AirPods'larınız eğer kulağınızdaysa şeffaf mod ortamı otomatik algılıyor ve ortamı daha sessiz bir hale getiriyor. Ama ortamda olan bitenden de haberdar olmaya devam ediyorsunuz. Mesela bir konser alanındasınız ve telefon görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz normalde kalabalık ve gürültülü ortamlarda kendi sesimizi bile çok az duyuyoruz. Ama şeffaf mod özelliği sayesinde ben hem kendi sesimi daha rahat duyuyorum hem de telefonla konuşmak istediğim insanın da sesini çok daha net duyabiliyorum. Yanınızdaki arkadaşınızın sesini de çok iyi duyabiliyorsunuz. Konser alanındaki bütün gürültüyü izole ediyor ve yanınızdaki kişinin konuşmasına daha net bir şekilde odaklanabiliyorsunuz. Açıkçası bu özellik benim gürültü engellemeden daha çok kullandığım bir özellik. Ama ondan da biraz bahsedelim. Gürültü engellemede de birinci nesle göre iki kat daha iyileştirmesi var. Ben bu orta düzey sesli ortamlarda takılırken ben bu özelliği kullanmaya çok ihtiyaç duymuyorum. Sesleri çok iyi izole ediyor ama açıkçası ben kendi böyle nefes alışveriş sesimi bile duyamaz hale geliyorum. Ben çevremin bir tık daha farkında olmak istiyorum. Gürültü engellemesi gerçekten çok iyi bir şekilde performans veriyor. Kalabalık bir ortamdaysam gürültü engelleme özelliğini de açıyorum. Arka plan seslerini de aktifleştiriyorum. Bu sayede işte yağmur, doğa sesini de dinleyerek bana daha rahat bir çalışma seçeneği veriyor. Siz de bu şekilde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi biraz kullanıcı sorularına geçelim. Sizin daha önceden platformlara bıraktığınız ama böyle cevapsız kalmış sorularınızı ben biraz topladım. Onların birkaçını böyle sizinle birlikte deneyimlemek istiyorum. Gelin başlayalım. Birinci soru, AirPods Pro 2. nesle birinci neslin kılıfı uyar mı diye soru gelmiş. Evet uyar. Bunu hemen göstermek istiyorum. Elimde birinci neslin kılıfı var. Bu birinci nesil. Gördüğünüz gibi bunu göstermek istiyorum. Buna zaten bu şekilde uyuyor.
İkinci nesle de uyuyor. Hatta şöyle bir güzellik de var. İkinci neslin kılıfları yeni çıktığı için ister istemez fiyat olarak birazcık daha yukarıda olabiliyor. İşte 50-60 liraya da siz AirPods 1. nesil kılıfı alarak daha böyle tasarruflu oluyorsunuz. Mesela bakın bu şekilde. Kılıfımız buna oldu. Bir arkadaşımız YouTube gibi uygulamalarda çok fazla ses kayması yaşadığından bahsetmiş. Benim bu başıma gelmedi. Aynı zamanda iPhone 8 Plus kullandığını söyledi. Belki telefondan kaynaklı olabilir, belki internetten kaynaklı olabilir. Ama açıkçası AirPods Pro 2. nesille ilgili ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bir arkadaşımız bu sesini başkası benim AirPods'umda oynatabilir mi diye sormuş. Biz bunu denedik. Ben arkadaşımın AirPods'unu aldım. Ve onun AirPods'uyla ilk önce tabii ki de telefonumu eşleştirdim. Eşleştirdikten sonra benim telefondan da ve bu özelliğinden onu sesli bir uyarı gönderdim ve o da aynı şekilde bana bir sesli uyarı göndererek onu bulmamı sağladı. O yüzden bu da eşleştirildiyse gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şarj olma seçeneklerine gelelim. AirPods Pro'larımızı bildiğiniz gibi kablolu, kablosuz MagSafe'lerle zaten şarj edebiliyorduk. Ve şimdi daha güzel bir özellik gelmiş. Buradan gördüğünüz gibi artık Apple Watch şarj aletiyle de şarj edebiliyoruz. AirPods'larınız için iPhone'a widget ekleyebiliyorsunuz işte pil seviyelerini görmek için. Ama tabii ki de bu özelliğin bir olumsuz tarafı da var. Bu da maalesef biraz bataryadan şarj yemesi. Bu arada sonunda İkisinin ortak özelliği olarak ikisinde de IPX4 sertifikası var. Yani ikisi de eşit derece suya dayanıklı. Şimdi de gelin ikisiyle bir mikrofon testi yapalım. Şu anda sesimi AirPods Pro 1. nesil üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda arkada bir gürültü var. İnşaat alanındayım. Ve şu anda gürültü engellemeyi açıyorum. Şu anda sesimi nasıl duyuyorsun Mami? Konuşabilir misin? Şu anda temiz gibi geliyor. Sesin belki birazcık daha iyi geliyordur. Şu an sesin net duyuluyor mu? Arkadaki sesi hafif duyuyorum ama sesin anlaşılıyor. Şu anda sesimi AirPods Pro 2. nesil üzerinden duyuyorsun. Yine inşaat alanındayım. Gürültü engelleme modunu şu anda aktifleştirdim. Sesim de bu şekilde duyuluyor. Gürültü engellemeyi bir kapatabilir misin? Şu anda gürültü engellemeyi kapattım. Sesin gayet net geliyor. İki şekilde de net geliyor. Tamamdır, süper. Testimiz bu şekildeydi. Görüşürüz Mami. Kullanım sırasından bahsedecek olursak 1. nesilde 4,5 saat kullanabiliyoruz ve case ile birlikte 24 saate kadar çıkıyor bu kullanım süresi. Ama 2. nesile geldiğimizde kullanım süresi 6 saat ve case ile birlikte tam 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Gelelim fiyatlara. AirPods 1 çok pahalı. AirPods 2 daha da pahalı. Bunun güncel fiyatı 4500 lira, bunun ise 5400 lira. Arada 900 liralık bir fark var. Fiyat baraminizde zaten bu 4,5-5'leri çıkardıysanız ben yeni nesil almanızı tavsiye ediyorum tabii ki. Aranızda yeni ve eski nesil deneyenler varsa yorumları da bekliyorum. Fikirleriniz bizim için önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.